Рабочие, рабочие, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда. İkinci Dünya Savaşı'nın doğu cephesinde, mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Hemen hemen tüm tarihçiler tarafından İkinci Dünya Savaşı'nın kesin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu savaş, tarafların tüm güç ve azimlerini ortaya koydukları, kıran kırana süren ve sonuçta toplam kayıpların neredeyse 2 milyona ulaşmasıyla askeri tarihin en kanlı savaşları arasında yer almaktadır. Savaşın sonu, Almanya açısından bir yıkım oldu. Mihver güçlerinin, savaşı kendi lehlerinde döndürme çabasında bir dönüm noktasıydı ve Doğu cephesinde Alman zaferini olanaksız kıldı. Doğu cephesindeki mihver kuvvetleri, toplamanın neredeyse dörtte biri bu muharebe sırasında kaybedilmiştir. Barbarossa Harekatı'nın ilk yılı olan 1941 yılında ağırlığını Wehrmacht Doğu ordularının oluşturduğu mihver kuvvetleri hızla Sovyet topraklarında ilerlediler ve Leningrad, Moskova, Rostov hattına ulaştılar. Son derece parlak başarılarla Moskova önlerine gelen mihver kuvvetlerinin ilk başarısızlığı 1941 kışında Moskova önlerinde yaşandı. Moskova, Kızıl Ordu tarafından başarıyla savunuldu. Bu üç kent önünde durdurulan genel taarruz, 1942 yazında cephenin güneyinde başlatılmıştır. Kırım ve Harkov operasyonlarından sonra mavi durumlar sürmüştür. Mavi durum, Alman ordularını Stalingrad önlerine getiren ve bir başka görev grubuna da Kafkasya'nın yolunu açan bir operasyondu. Almanların 1942 yılı yaz taarruzları, mavi durumun tamamlanması ardından Stalingrad kentini ve Kafkasya'yı ele geçirme amaçlı planları operasyonlarla devam etmiştir. İki kol halinde ayrılarak taarruz eden mihver kuvvetlerinin bir kolu Kafkasya yönünde ilerlerken diğeri Stalingrad'a yönelmiştir. Kenti kuşatan Alman kuvvetleri onları zaferden zafere götüren yıldırım savaş tekniklerini bir yana bırakıp ve ağırlıklı piyadeyi kullanarak sokak çatışmalarına girdiler. Bina bina, hatta oda oda inatla direnen Kızıl Ordu'ya rağmen kenti Volga kıyılarında kuşattı.
Ancak 3 ay süren sokak savaşlarında ilerleme hızı giderek yavaşladı. Bununla birlikte kentin %90'ı Alman kuvvetlerinin kontrolüne geçti. Ekim ayı ortalarından itibaren Volga kıyılarına iyiden iyiye sıkışan Sovyet birlikleri nehrin dolmaya başlamasıyla ikmal ve takviye alamaz hale geldiler. Yine de inatla sürdürülen direnme Kasım ayı ortalarına kadar tutunmayı başarmıştı. Daha sonra Darbi kıyı şeridinde sıkışmış olan savunma ikiye bölündü. Kızıl Ekim Çelik Fabrikası, Traktör Fabrikası, Barikadi Top Fabrikası, Ana Demiryolu İstasyonu ve Mamayev Kurgan Tepesi uğruna sürdürülen direnme savaş sonrasında dünya kamuoyunca tanındı, takdir topladı. Kızıl Ordu 1942 Kasım'ında Uranüs harekatını başlatarak kenti istila etmekte olan Alman 6. Ordusu'nun kanat açıklarından kuşatma harekatına girişti. Bu karşı taarruz durumu beklenmedik bir biçimde tersine çevirdi. Rus kışı şiddetini artırdığında soğuk ve ikmal zorluklarının yol açtığı açlık, diğer yandan devam eden Kızıl Ordu taarruzları 6. Ordu'yu hızla güçten düşürdü. Kızıl Ordu'nun süren baskısıyla kuşatma çemberi giderek daraldı. Alman savunması daha da dar bir alana sıkıştırılmayı önleyemedi ve sonuçta Stalingrad'da kuşatılmış mihver kuvvetleri çözüldü. Şubat ayının ilk günlerinde Stalingrad'daki Alman direnmesi sona erdi ve 6. Ordu'dan sağ kalanlar teslim oldu. Doğuda Stalingrad Savaşı, 2. Dünya Savaşı açısından kesin bir dönüm noktası haline geldi. 1942-1943 kışında Stalingrad'daki yenilgiden sonra Alman birliklerinin uzun çekilme hareketi başlamış oldu. Nisan 1945'te Sovyet güçleri Berlin'e girdi. Batı'da müttefik askerleri 6 Haziran 1944'te D günü olarak bilinir, Fransa'nın Normandiya bölgesine çıktı. 2 milyondan fazla müttefik askeri Fransa'ya akın etti. Temmuz'da müttefik güçler Normandiya kıyı mevzilerinden saldırıya geçti. Müttefiklerin Almanya'ya doğru saldırısı devam etti. Mart 1945'te müttefik güçler Almanya'nın kalbine doğru ilerleyerek Ren'i geçti. Nazi Almanyası 1945'te teslim oldu.